Süleyman kardeşim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hava nasıl orada ya? Hava, yani kışın hava New York'ta çok böyle yağmurlu. New York'tasın değil mi? Yağmur New mu çok York'ta. oluyor orada? Şimdi şöyle oluyor. Yağmur bir yani 3 gün yağıyor hiç durmadan. 3 gün sonra bir güneş açıyor. Ondan sonra tekrar yağmıyor. Sonra sis oluyor. Böyle. Kışın bayağı sıkıntılı geçiyor burası ama gene iyi, keyifli bir yer ya. Anladım. Bizim Şanghay'a benziyor herhalde. Biz Şanghay'dayken ben inanılmaz yağmur yağardı. Ben artık yağmurdan nefret ediyorum, çok affedersin. Buraya geldim. Burası hep kar. Ama yani yeter ki Evet. yağmur olmasın diyorum abiciğim. Ben de şimdi Karadeniz'de doğup büyüdüğüm için yağmura alışkınım aslında. Aa, anladım, aldım. Yağmura alışkınım aslında köyde. Ya Samsun kardeşim, da bayağı anladım. Valla bir o zaman çok zorluk çekmiyor olman güzel. Ama yani senin çok ilginç bir hayat hikayen var. Yani daha nereden başlıyor, nelerle baş ediyorsun, sonra oraya kadar gelmenin bayağı uzun hikayesi var. Yani ben önce senden rica edeceğim. Kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Hani kısaca detayına yağıyorum. gireceğiz zaten birazdan. Tamam, detay. Benim adım Süleyman Samet Göktopal. Amerika'da, New York'ta Jiu-Jitsu yapıyorum. Aynı zamanda burada tam zamanlı Jiu-Jitsu hocasıyım, Manhattan'da. Aktif olarak kompüte ediyorum. Bu şekilde Samsunluyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Ondan sonra işte İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Amerika'ya gelerek bir Jiu-Jitsu yolculuğumuz başladı. Abicim bizim cücüs adamlarımız şunu fark ettim ki bayağı mütevazı oldular. Kardeşim şeyden bahseder misin biraz? 3 kere dünya şampiyonluğum var. Bak yani bir sürü bir turnuva başarılarım var. Gidiyorsun Miao'larla idman yapmışlığım var vesaire vesaire. Yani inanılmaz böyle bir arka planım var. Bunlardan biraz Ya bahsedebilir misin spor konusunda? o kısım da var tabii de yani competition ya Jiu-Jitsu aslında hani benim tabii ki hedeflerim arasında yani şu an ben kahverengi kuşağım. Hani siyah kuşak dünya şampiyonluğu ADCC'de dereceler yapmak var ama hani birisi bana derse ki de sen hayatın boyunca şampiyon olamayacaksın. Ben gene Jiu-Jitsu'yu aynı şekilde yaparım. O yüzden benim için çok başarılı madalya orası biraz okey motive ediyor ama Jiu-Jitsu yapıyor olabilmek beni mutlu ediyor aslında. Yani, o yüzden çok madalyadan falan bahsetmiyorum aslında. Valla helal Ama olsun. Yani zaten belki ondan insanlar da sana daha çok saygı duyuyor yani. şey yapmak gerekirse işte bir burada mavi kuşakta bir IBJJF Dünya Şampiyonluğunu aldım. Master One Division'da. Ve ilk turnuvamdı. Yani ilk katıldığım turnuva Dünya Şampiyonası'ydı. Onu da işte ilk buraya geldikten bir ay sonra Amerika'ya geldikten sonra burada Hands-on geliştirdi kamp yaptım. 3 haftalık. Ondan sonra IBJJF'e gittim. Orada aldım. Ondan sonra Blue Pan Amerika var. Pan Amerika'yı aldım. Ondan sonra bana mor kuşağı verdiler burada. Artık hani vermek zorunda kaldılar. Ondan sonra mor kuşakta da Gi No Gi Dünya Şampiyonluğunu aldım. IBJJF'te Master One'da. Sonra Kahverengi'yi verdiler. Sonra Kahverengi'nde de Abu Dhabi Grand Slam aldım. Hani Abu Dhabi'nin EJP turun en büyük EJP dünyadan sonraki en büyük turnuvası EJP Grand Slam Amerika'daki. Onu da aldım. Kahverengi kuşakta. Şu an kompüte etmeye hala devam ediyorum. Önümüzdeki Pan Amerika var, Gi. Ona katılabilirim. Edat Worlds var. Pyramid Los Angeles'taki o meşhur yer. Ona büyük ihtimalle katılacağım. Yani hedefim bu. Öyle devam ediyorum. Kardeşim yani sen bayağı genç gözüküyorsun. Yaşın kaç senin? Sen master falan diyorsun ama. 33. 33 mi? Vallahi. Maşallah diyorum kardeşim ya. Sen bana desen ki 27, 26 ben inanırım. Ben sana söyleyeyim. 33. Zaten diğer masalarla böyle bazen böyle de karşılaşabiliriz. Bu adamlar biraz yaşlı duruyorlar bazen böyle falan. Hani genetik herhalde bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum abi. Bak benim saçlarım şu anda hepsi simsiyah. Neden? Çünkü hanım dedi ki çok yaşlandınız boyayayım da dedim. Boyadı kına çekti. Benim sakallarımın şurası beyazdı. Şey, Amerika'ya geldikten sonra. Buralarda biraz sakal da var beyaz. Ya ben vallahi sen yine iyisin abicim. Ben sana ne diyeyim? Ama şunu sormak istiyorum sana. Sen şimdi bak birden çok kez gidiyorsun dünyadaki en büyük turnuvaların birinde mesela altın madalya alıyorsun. Şimdi ben senin dediğin şeyi bilmiyorum aynı şekilde mi hissettik ama yani ben mesela ben sadece bir kere öyle bir şey kısmet oldu. İşte bu da World Pro'da altın madalya almak. Ya Aldıktan biliyorum. sonra ben böyle çok kafamda büyütüyordum hani böyle of ne büyük bir şey zannediyordum. Aldıktan sonra vallahi odaya geldim bir iki resim falan çektim haliyle. Attım onu kenara madalyayı sonra gittim pastırma ekmek aldım geri döndüm yattım uyudum hiçbir şey yapmadım yani. İşte o Şimdi senin dediğin duyguyu ben analiz ettim. O duyguyla evet. yüzleştim. Şöyle bir duygu. Hani dünyalar senin oluyor. İlk dünya şampiyonasını aldım. Roma, yani dünya şampiyonuyum. Bu klasmanda en iyi benim yani. Maruşalı falan. Aldım. Aldıktan böyle eve gittikten sonra düşün alıyorsun.
Madalya bakıyorsun, asıyorsun, işte bir iki resim falan paylaşıyorsun. İnternetten böyle Instagram'dan paylaşımlar, geri şeyler. Hani güzel keyfini çıkartıyorsun ama ertesi gün artık dünya şampiyonu değilsin. Ertesi gün sıradan bir insansın, herkes unutuyor. Sadece sevinmeye devam eden senin dışında aile. Diğer Evet. herkes unutuyor. Yani kaybetsen de, kazansan da bir yerden sonra artık insanların ilgisi yani ertesi gün kalmıyor. Ama ailenin hala tabii ki. Tabii çok yakın arkadaşlarım, takım arkadaşlarım falan tabii, da benim burada takım arkadaşım yoktu. Hep yalnız komple ettim ben burada. Yani genel olarak. Hani yani bir Türkiye'den arkadaşlarım olsaydı köşemde, yani kutlayabileceğim insanlar olsaydı belki daha iyi hissedebilirdim. Ama işte burada birazcık alıyorsun ertesi gün işte yok ya bitti bu kadar yani. Antrenmana devam ediyorsun. Peki ben mesela şunu yaşamıştım. Yani ilk aldıktan sonra ya demiştim bu mu ya bilmiyorum. Ya devam etmesi bir kere daha kasayım şunu hissiyatı çok gelmemişti nedense. Bir iki kere daha katıldım ama insanların zoruyla katıldım. Sen şimdi o sence sen bunu nasıl ya sendeki fark nedir mesela? Sen nasıl o competitive o edge hala taşıyabiliyorsun onu? Bulunduğun ortamla mı alakalı? Hoşuna gitmesiyle mi alakalı? Başka bir şeyle mi alakalı? Şimdi şöyle bir şey var. Bir de hani belki bir de insanın karakterik özelliklerinden olabilir. Şu an mesela birazcık daha böyle o birazcık şey oldu bende. Hani o competition motivasyonu birazcık düştü. Şimdi yeni hedefler koydum kendime. O hedeflerde tekrardan onu motivasyonumu arttırmaya çalışıyorum. Ne demiştin abi? Bir de yani o şeyi nasıl devam ettiriyorsun? Yani o kompetitif yani Ha, okey. hissiyatı. Şimdi burada o hissiyat şuradan geldi bende. Burada şimdi Türkiye'den gelmişim. Çoğunlukla jiu-jitsu kendi kendime yapmışım, kendi kendime öğrenmeye çalışmışım. Hani tabii yardım aldığım insanlardan, ama burada kendi bir ispatlama çabası vardı bende. Buradaki Amerikalılar, buradaki Brezilyalılar karşı. Ben de bunu yapacağım. Hani bir tane ikinciyi kazandı, üçüncüyü kazandı, dördüncüye git falan. Hani burada bir Türk olarak kendimi ispat etme. Burada benim de bir yerim var. Yok da jiu-jitsu dünyasında benim de bir yerim var. Onu ispatlama çabası beni motive etti tabii ki. Ama tabii elde ettik onu da. Anladım. Ya Onu şimdi bir biraz elde de ettik yani. düşündüğün zaman yani sen sadece bir şey de değil hani ya öylesine geldim orada çalışıyordum yanında da bir cücüs yapayım değil. Senin baya baya bir hikayen var yani Türkiye'den çıkıyorsun oraya geliyorsun. O hikayeden biraz bahsedebilir misin? Nasıl oldu sen Türkiye'deyken dedin hani gideyim yani Amerika'da idman yapayım şeklinde herhalde sadece olmadı. Yol üzerinde bir sürü şeylerle falan karşılaştın. O kısımdan biraz bahseder misin? O kısım tabii birazcık maceralı geçiyor. Ben 15-16 yaşlarında 2 yıl boks yaptım Samsun'da. Samsun'da boks meşhurdur. Sonra işte askere gittim geldim, baktım MMA diye bir şey var. Dedim, ben de boksu iyiyim. Belki yaparım. Tabii ki yer dövüşünü falan bilmiyorum o zamanlar. Tabii güreş atlamam falan biraz var Samsun'dan dolayı, ama o kadar da şey değildi. Yani öyle. Bir MMA salonu buldum. Orada MMA yapıyorlar ama tam MMA de değil. Yani böyle hani sadece Close Guard'dan armbar yapıyorlar. Kimura yapıyorlar. O kadar. Bir 6 ay gittim oraya MMA için. 6 ay boyunca Close Guard'dan kimura ve armbar dışında hiçbir şey göstermediler. Dedim ki bu işte başka bir şey var. Yani YouTube'a gireyim bakayım bu nedir. Yani YouTube'a girip baktıktan sonra olaylar komple değişik olduğunu orada gördüm ben. Hani insanlarla tanıştım. Hani insanlar, yüz dünyasındaki insanlarla tanışmaya başladım. İşte Mia Brothers, Shangri-La Barrio, Roger Gracie, Rocky Rivera. Baktım olay tamamen değişik. Ondan sonra ben YouTube'dan study yapmaya başladım. Bir tane benim güreşçi bir arkadaşım vardı o zamanlar. Böyle güreşçi yapıyor, MMA yapıyor. O da Emrah Hekimoğlu. Şu an Avustralya, Sydney'de Burak Sarman'la beraber antrenman yapıyor. MMA dövüşçüsü. İşte onunla bir başladık. Ben onunla bir yıl antrenman yaptım. Onunla bir yıl antrenman yaptıktan sonra işte ailemle konuştum. Dedim hani bu işi biraz ilerletmek istiyorum. Onu derken o ara Emrah'ın dedim arkadaş Kıbrıs'ta okuyordu, üniversite okuyordu. Ben bunun yanına böyle bir tatile gittim 15 günlük bir aylık. İşte. Orada Diego diye bir siyah kuşak var, Brezilyalı. Onun salonunu ziyaret ettim. Onunla birkaç kez antrenman yaptım. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'da Egemen Baran'ın salonu vardı, Fatih. Haliç'te. Haliç'te. Orada Matias diye birisi var. Norveçli. Şöyle bakmayın. Söyle. Orada Matias diye Norveçli kanal. Bir siyah kuşak vardı, antrenman yapıyordu. Onlar orada 6 ay antrenman yaptım. Ama o 6 aylık antrenman boyunca işte İstanbul'a gelmişim ben. Salon fiyatını falan sordum. Bayağı yüksek. Hani Samsun'a falan kıyasla. Bayağı yüksek. Nasıl ödeyiz, nasıl yaparız? Biz de sonra biraz para vardı. O paradan kullandık. Daha sonra ekstra iş yaptık. Ekstra işlere gittik. Çünkü İstanbul'da da Türkiye'de yani full time bir iş yapıp da jiu-jitsu yapmak çok zor.
Çünkü yani benim yapacağım işler, hani ben zengin bir yerden gelmiyorum. Böyle yüksek bir eğitimim yok. Hani gidip de beyaz yakalı işler yapamayacağım için. Yani genelde 12-15 saat çalışacaksın. Ondan sonra da andan ökmek bayağı zor. O yüzden böyle part-time işler falan baktım ben. Bazı zordu, bazı kolaydı. Hani baş ettik. Ondan sonra 6 ay antrenman yaptıktan sonra o last round'da Diego, Kıbrıs'tan antrenman yaptım. Diego bana mesaj attı. Dedi, benle beraber çalışmak ister misin? Yani burada asistan koç olarak. Hani o da Yakın Doğu Üniversitesi'nde Jiu-Jitsu Üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Birileri ona sponsor oluyor. Orada ders veriyor. Oraya gittim. Orada ben 1,5 yıl Diego ile antrenman yaptım. 1,5-2 yıla yakın. Orada 1,5-2 dakika Diego da compete ediyor. Worldmaster'da falan dereceler falan var. Orada 1,5-2 yıla antrenman yaptım. İşte tekrardan Worldmaster zamanı geldi. Bizim patronumuz Diego'ya sorduk. Peki Süleyman dedi hazır mı? O da hazır dedi. O da hazır deyince oradan bana vize aldılar. Benim o şekilde vizem oldu. Biz 2019'da Amerika'ya Las Vegas'a geldim. Çeyrek finale kadar çıktım. Çeyrek finalde hakem kararıyla yenildim. Tekrar Türkiye'ye geri geldim. Kıbrıs'a geri geldik. Tekrar antrenman devam ettim. Ama benim aklımda şey var. Amerika'ya gidip dünyanın en ileri antrenman hayali var. Yani. Amerika'ya gideceğim bir şekilde. Tam böyle gitmeye karar verdim. Şey oldu. Pandemi patladı. Gidemedim. Ne yapayım, ne edeyim? Yani orada da zaten ayrılacağımı söylemiştim. Bir daha şimdi geri gel olmaz. Orada Egemen Baran Orta'da beni çağırıyordu. Gel burada antrenman yap. Bizim MMA'cilere göster. Çünkü 1,5 yıl orada Diogo'dan bayağı bir şey öğrendim. Hani bayağı antrenman yaptık orada. Orası da Last Mountain'ın yeni bir salonu var Esenyurt'ta. Eğer bir gün İstanbul'a gidersen de oraya uğrat. Yani bana göre Türkiye'deki şu an en iyi MMA salonu diyebilirim. Hala Egemen Hoca orada mı hala? Tabii orada hala. Egemen Şu an. Hoca şey değil mi diye ben onunla hatta idman da yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Wing Chun'cuyum diye geziyor ortada ama adam sağlam MMA'ci. Aynen. Ya Wing Chun oyunu ilk başlarda yapmış onlar ama ondan sonra Jiu-Jitsu tanıştıktan sonra Wing Chun'u bırakıp sonra Jiu-Jitsu MMA'ye başlamış. Şu anda hani MMA'ye baktığı pencere çok farklı diğer hocalardan Türkiye'ye göre bana nazara. Çünkü işin çok iyi İngilizcesi var. Çok iyi araştırabiliyor. Çok iyi hani bütün podcastleri değerlendirip kendi öğrencileri üzerinde hani eğitim ve antrenman programlarını ayarlayabilen bir insan ve bilgisi de çok. MMA konusunda, Jiu-Jitsu konusunda da aynı zamanda. Özellikle de Türkiye'de orada gittik beraber çalıştık bir müddet. Orada tamamen Nogi antrenmanı yaptım. 1,5-2 yıla yakın. Sadece Nogi. Çünkü MMA salonunda kimse iyi yapmıyor. Sonra Egemen Hoca işte pandemi birazcık daha böyle rahatladı. Egemen Hoca ile konuştuk işte Amerika'ya gitmek istiyorum orada devam etmek için. İşte antrenman yapmak biraz dünya şampiyonasına katılmak gibi. Bir yıl böyle kalacaktım. Geri gelecektim ama işte buraya gelip dünya şampiyonasını kazandıktan sonra bir de birkaç şehir tanıştıktan sonra da kalmaya karar verdim. Yani asıl başlangıç öyle oldu. Anladım. Bu arada hemen böyle bir lafın arasına gireceğim. Ben pek Buyur. çok daha önce yayında ve videoda diyordum ki size bakın arkadaşlar ben bazı adamlar tanıdım. Ya da adam Wing Chun'cuyum diyor ama adam MMA'de bir jiu-jitsu da çok iyi. Konum anker olarak ben hep Egeber Hoca'yı kullanıyordum aslında ismini vermedim. Yani gerçekten Süleyman da dediği gibi eğer orada imkanınız olursa İstanbul'da bak ben nerede olduğunu bilmiyordum şu anda mutlaka girip tavsiye ederim idman yapmanızı. Zamanında ben de kendisi de dediğim gibi öyle kısa bir idman yapma şansım oldu İbrahim abinin salonuna. Bildiğim, takip ettiğim yani kaliteli hocalardan, atletlerden bir tanesidir kesin de. Şu anda siyah kemer olması lazım değil mi? Çoktan. Ha bilmiyorum da tabii yani tam onu bilmiyorum. Ben Aslında benim sanki Egemen öyle Hoca'nın gördüm gibi. salonunu bulmam da ben şeye gelmiştim. İstanbul'u ziyarete gelmiştim bir günlüğüne. O İbrahim Hoca'nın salonunda antrenman yapmak için. Tabii İbrahim Hoca beni hatırlamaz tabii bir gün yaptı orada. Orada bizim şey var. Özdemir Can var. Can, Özdemir. Galiba evet biliyorum. Öyle hocam ama bizim o yiğitlerin özgürlerin arkadaşıdır. 60 antrenman yapıyor. Bana dedi ki o zaman ben Eyüp'te kalıyorum. Halişte dedi Egemen'in salonu var oraya git dedi. Ben de oradan buldum Egemen'i yani aslında. O Vay be. şekilde her şey oradan başladı yani. Hani gittim orada bir 6 ay antrenman yaptım Matias'la, Egemen Hoca'yla, diğer üyeleriyle falan. Böyle Egemen böyle jiu-jitsu açısından hani değişik yani değişik bakma hani daha teknik bakma işte dünyadaki adamlar nasıl antrenman yapıyor hani study kısmını ilk benim bilip kafamı açan kişi odur yani ilk bana bir tavsiye veren kişi odur. Ya çok önemli bir şey bence. Zaten pek çok jiu-jitsucu ben de bence anlayamadı ve zamanda çakıldığı olaylardan bir tanesi de o. Yani Türkiye'den bana bazen bazı şikayetler geliyor affedersiz çalıştığı salonlarla ilgili.
İşte diyorlar ki ya bana buradaki hoca ya 50 tane teknik var zaten onu öğrensen yeter dedi falan. Ama ben işte siyah kemerimi almak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. Ya boş ver onları zaten 50 teknik var yapsan yeterli diyor adam. Yani adamın öğrenmeye geçtim. Öğretmeye de pek niyeti yok ya. İşte azıcık bir iki şey yapsan yeterli mi olduğunda adam Ama yani ben de siyah kemerimiz. o yoldan geçtim Samsun'da. Evet. Çünkü 6 ay boyunca iki tekniği gösteriyordu. Hani yani şu an belki benim en favori teknik triangle arm var. Belki oradan geliyor çünkü 6 ay boyunca triangle yaptım yani. Yani şimdi sen şimdi bir analiz yapsan desen ki ya işte Yunus ben böyle böyle cüz yaptıktan sonra işte bir sentez oluşturursam şöyle belli teknikler var kendini tekrar ediyor falan filan. Bence bu ayrı bir tartışma şeysi. Yani ben mesela Tabii. atıyorum benim hocam bazen half guard'ı anlatırken diyor ki half guard'da diyor iki temel atak vardır diyor. Ben onu öğretirken üç temel atak var diyorum ama yani bizim orada demek istediğim şey hiçbir varyasyon detay yok değil. Orada belli bir tecrübeden geçen bir yani bir analiz bir sentez bir şey yapmaya çalışıyoruz orada ama şimdi oradaki ortam çok farklı yani adam öbürlü bir şey dediği zaman senin direkt gelişimini kısıtlıyor. Şimdi sen de oradan çıkmışsın madem böyle o adamlarla idman yapmışsın. Sana nereden Evet. bir şey uyandı yani ya abicim bundan daha çoğu olması lazım gibi. Çünkü şöyle de hani herhalde hani ben aslında ben böyle değişik değişik hareket etmeye başladım kendime. Bunun başka bir şey olması lazım dedim. Hani sadece bu değil. Hani. Yani orada internet çok falan böyle YouTube falan var tabii de hani ben çok böyle teknoloji meraklısı falan bir değilim. Böyle. Telefon kullanıyorum, bilgisayar kullanıyorum falan öyle çok teknolojiden biraz uzak bir insanım. Ama tabii YouTube biliyoruz. YouTube var o zaman. Girdik YouTube'a baktım. Hani Jiu-Jitsu teknik diye yazdım. Çıktı. Hala o zamanki benim böyle kaydettiğim teknikler telefonumda var. Mesela yıllar önce kaç böyle işte. 7 yıl önce falan. O teknikler hala telefonumda var böyle. Yani değişik MMA teknikleri, Jiu-Jitsu teknikleri. Ama yine basit teknikler. Çok böyle çılgın teknikler falan değil. Ama işte o teknikleri ben yapa yapa Jiu-Jitsu'yu bayağı geliştirdim. Hani ben Samsun'dan İstanbul'a gittiğimde Egemen Hoca'nın salonuna oradaki mavi kuşaklar hani mavi kuşaklarla bayağı kafa kafaya karışabildiğim adamlardı yani. Anladım. Peki şey Süleyman seninle tanışmadan önce de benim senin hakkında duyduğum şeylerden bir tanesi ya şu adam miyavlarla idman yapıyor falan işte orada çalışıyor vesaire tarzı yorumlar oluyor. O kısımdan biraz bahsedebilir misin? Nasıl böyle bir idman şansı elde ettin veya ne görüşlerim orada kendisi nasıl bir hoca vesaire gibisinden? Şöyle söyleyeyim. Burada ben ilk kampımı Hanzo Gresi'de yaptıktan sonra hani buradaki başka yere taşınmak zorunda kaldım. Tabii gidemedim orada antrenmanı tekrardan. Baktım etrafta gym var. Gym'e gittim ağırlık kaldırıyorum falan. Bari antrenman yapamıyorum. Bari ağırlık kaldırıyorum falan. Birisi orada şey gördü. Benim kırık kulakları gördü. Dedi, MMA gym şey yapayım, jiu-jitsu yapıyorum falan. Burada yakında bir salon var. Git open matları falan var. Oraya git dedi. İyi antrenman yapıyorlar. Bir gün pazar günü gittim oraya open mat falan. Ettim. Saatleri de şey Suriyeli ama Amerika'da doğmuş birmişler. İki tane siyah kuşak. Ben Türk'üm falan deyince böyle sevdiler. Tam o zaman mavi kuşağım. Okumaktan hocanın sahibiyle bir antrenman yaptım. Antrenman yaptıktan sonra adam direkt sana şey dedi. Hani biz antrenman yapmak ister misin dedi. Yani, para falan vermeye gerek yok dedi. Yani daha ne istedim? Amerika'ya gelmişim 2-3 ay olmuş. Hani daha iç bulma, yer bulma aslında. Hani maddi olarak sıkıntılarım var. Böyle bir antrenman. Atladım tabii ama şey dedim onlara ben. Hani ileride ben dedim sizin salonunuzdan ayrılabilirim. Daha büyük yani benim çünkü hedefim gerçekten dünya şampiyonu antrenman yapmak. Onlara şey dedi, yani endişelenme dedi. Bizim pro antrenman yaptığımız yer var dedi, Kur'an Team. Orada Mia Brothers, yani Gianni Girippo orada antrenman yapıyor. Biz seni oraya alırız. İyi dedim, güzel. Benim, tabii salon, orada gidip antrenman yapacağım ama salonda şöyle bir şey var. Pencereyi, kapıyı, her şeyi kapatıyorlar. Isıtmayı açıyorlar. Ve, hani, 10 dakikada 10 round antrenman. Sonra orada herkes siyah kuşak. Herkes siyah kuşak. Yani sadece bilinen 3 isim var efsane olarak ama diğer siyah kuşaklar da çok high level insanlar. Ve bu kardiyo lazım. Dedim biraz kardiyomu toparlayayım geleyim. Öyle adam bir ay falan geçti. Kardiyomu falan toparladım. Hadi gidelim. Oraya gittik. O vasıtayla ben işte Gianni Girippoli'yle tanıştım. Mia Bralas'la tanıştım. Şimdi mavi kuşağım. Salonda bir tek mavi kuşak ben varım. Tek mavi kuşak ben varım. Diğerleri siyah kuşak arasında mor kuşaklar geliyor ama mavi kuşak olarak her gün giden ben varım. Biraz tabii oradaki siyah kuşaklarla falan hani biraz kaynaşmam biraz zor oluyor ama zaman aldı ama hepsiyle arkadaş oldum yani sonuçta. Hepsiyle arkadaş oldum. O vasıtayla onlara tanıştım. Daha sonra kurantiyemiz dağıldıktan sonra Miyalar kendi salonunu açtı. Birileri bu yoldan gitti, biri o yoldan gitti. Ben de Miyaları takip ettim. Oradan antrenman yaptım. Salon açtılar. Aşağı yukarı herhalde bir yıl olacak salon açalım.
Ross Bastay'la onların devamlı tanımaya başladım. Onların şu an salonu New Jersey'de. Manhattan'a yakın Jersey'de downtown'da. Ağustos'ta onlara tanışmış oldum. Öyle. Ya şu alakasız bir soru olacak da, ben Miyaoları daha Evet. ufakkendir takip ediyordum, tamam mı? Yaşımı da belli edeyim. Yani ben onları Aynen. takip etmeye başladığımda onlar baya ufak çocuktu. Şimdi baya baya önlendiler. Eskiden onlar baya ilk ünlenmeye başladıklarında önemli özelliklerden bir tanesi böyle hafif psiko adamlar olmaları. Yani gülmüyorlar. İdman. Ben mi anlamam. Yani adamı diyorlar spor psikolojisi ile ilgili bir şeyler soruyorlar. Ben anlamam. Ben teknik yapmaya çıkıyorum orada. Hiçbir şey demiyorlar. Ama şimdiki videolarına bakıyorum. Komik. Bayağı komedi böyle, hani böyle bayağı bir Yani sosyalleşmişler falan. eskiden de ben o zamanlarını bilmiyorum ama eskiden böyle şey derler. Sadece antrenman odaklı, kimse çok fazla konuşmayan, antrenman yapan, drill yapıp böyle sonra ayrılan, hani fazla iletişim kurmuyor. Sadece ikizi var. Sadece ikizi de muhatap oluyor ama şimdi daha sosyaller tabii. Daha böyle eğlenceli videolar çekiyorlar, sosyaller. Yani Evet. biraz daha böyle hani Amerika'ya geldikten sonra işler biraz daha değişmiş galiba. Belki de yaşla da alakalı olabilir, biliyor musun? Ya ben Çin'deyken Yaşla benim alakalı olabilir. ha. Şey diyecektim ya, benim oradaki takipçilerim pek çoğu aslında benim komik videolardan işte veya vlogdan falan filan takip ediyorlar aslında. Yine Jiu-Jitsu ile çok alakalı değildi. Ben ilk Jiu-Jitsu'yu böyle ciddiye aldığım zamanlarda idman şey, iki rol arası bir sürü barfix falan, böyle affedersin biraz gerizekalı modunda idman yapıyorduk. Ama sonra zaman ilerledikçe tabii işte bir rahatlıyorsun, böyle bir şey oluyor. Bir insanın karakteri değişiyor yani, böyle bir yumuşuyor mu diyeyim artık bilmiyorum. Ama şeyi, senin karakterinde ben şunu gördüm kardeşim, yani senin şu an anlattığın kadarıyla sen yani baya bir girişkenlik var sende. Sen şimdi Samsun'dan mesela çıkıyorsun falan filan, ama oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. İlk turnuvaya giderken dünya turnuvasına gidiyorsun. Orada biri seni çağırıyor, direkt gidiyorsun. Korkabilirsin yani. Diyebilirsin ya, ama ben oraya giderim, beni sakatlarlar, ben mavi kemerim. Böyle komplekse de düşebilirsin yani. Pek çok insan belki de bunu düşer. Şimdi ben neden sana Bilmiyorum. bunu şey işaret ediyorum? Türkiye'de bana gelen pek çok mesajlarda hani onu ben görüyorum, bir özgüven eksikliği, tamam mı? Ya ben yapamam. Ya ben bitmişim zaten, bir adam yani baştan yenilgiyi kabullenmiş, ben iyi bir şey yapamam gibisinden. Hatta ben kendim daha önce yaptığım bir şeylerden bahsettiğim zaman adam bana Ziya diyor, anlıyor musun? Ya çok ilginç geliyor bana. Sen nasıl yani, karakterin senin zaten böyle mi, yoksa sende bir böyle bir progres var Yok. mı? Ben de böyle progres var. Ben çok pesimist bir insanım. Hani işte negatif değil bak pesimist. Evet. O negatif olmak başka bir şey. Çünkü bir öneri sunarsın adam direkt olmayacak şekilde sana yönleriyle sana anlatır. Pesimistlik başka o negatif düşünmek başka bence yani biraz farklı. Yani pozitif düşünme olayını ben daha yeni yeni öğrendim. Annem bana hep derdi böyle pozitif düşün, enerji sal, yolla onu yap bunu yap, mesaj yolla evrene her şey güzel olacak. 30 yaşından sonra öğrendim bunun gerçek olduğunu. O süreçten sonra öğrendim bunu gerçek oldu. Ben çok böyle Türkiye'de çok girişken bir insan değildim. Ama şöyle oluyor. Başka çareniz yoksa mevcut yapıyorsunuz. Evet. Başka çareniz yoksa mevcut yapıyorsunuz Evet, yani. çok. Yani girişkenlik dışında falan. Yani ben İstanbul'a ilk gittim. İstanbul'da şimdi hani yani İstanbul'a gittim de hani jiu-jitsu, hani şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Jiu-jitsu zengin spor. Yani jiu-jitsu da hani belli bir şekilde para kazanman gerekiyor. O giyi alabilmek Var. için, aşklar alabilmek için, salon paralarını ödeyebilmek için belli bir şey gerekiyor. Yani ben dedim ki benim İstanbul'da çalışıp jiu-jitsu yapma ihtimalim yok. Hani yok. Çünkü baktım insanların hani hayatlarına ve hepsi demeyeyim bilmiyorum yani kimseyi yargılamam ama gayet durumları iyi insanlar. Yani paylaşma sıkıntıları yok. Yani dedim bu işi benim yapabilmem için hem çalışıp hem bu işi yapmam lazım. Yani Türkiye'de kazandığım paranın alım gücüyle ben ne maça gidebilirim, ne giy alabilirim, ne başka bir şey Evet. yapabilirim. O yüzden dedim ki kafayı koydum zaten. Amerika'ya gitmem lazım. Amerika'da en azından alım gücü yüksek. Haftada 3 gün 4 güne çalışsam diğer günler antrenman yapabilirim. Ya da 3 saat 4 5 saat çalışsam diğer saatler antrenman yapabilirim diye düşündüm. O yüzden benim bir yani Amerika'ya gelmemin ilk amacı benim buydu aslında. Tabii dünya şampiyonu antrenman yapmak, en iyilerle antrenman yapmak, kendini geliştirmek. O farklı bir konu. Ne ya, Amerikalılar bizi kıskanmıyor mu şimdi? Valla Amerikalılar şeyi kıskanıyorlar. Biz yemeklerimizi kıskanırlar, Doğru. kültürümüzü kıskanırlar, samimiyetimizi kıskanırlar. Yani Doğru. orada gidebilirim ama ya çok fazla da şey yapma, Ben de değişmeyeyim. espri olsun diye söylüyorum. Sen de bakma, hani başka yerlere çekmek için değil Muhammed'im. Bak böyle. Çünkü ben Efes seninle şeyleri aynı var. fikirdeyim. Ben de benzer motivasyonlar vardı yani. Doğruya doğru kardeşim. Ya Ya işte peki. o Hı? sana söyle söyle. Yok yok, buyur lütfen. O işte sana MS'ye arkadaşlar nasıl yaparız arkadaşlar hani Anadolu neresi olursa olsunlar
Önemli olan denemek. Hani hep bir yol var. Hep bir yol var. Öyle çok büyük salonlara ihtiyaçları yok. Sadece hani yani gidip de Amerika'da dünya çapı için Amerika'ya gelmene gerek yok. Hani belki Anadolu'da bilgi eksikliği var, bilmiyorlar. Ama İstanbul'a gidebilirsiler. İstanbul'da yatırım yapabilirler, Ankara'da yapabilirler. Yani İzmir'de birileri var, İzmir'de yapabilirler. Hani MMA yapacaksalar zaten direkt Vlasfront'a gitsinler. Ona göre Jiu-Jitsu yapacaksalar Submission Only'ye gitsinler. Diğer salonlarda da vardı ama Submission Only'yi ben birebir tanıdığım için oraya tavsiye ediyorum tabii ki. MMA konusunda Egemen Hoca'yı tanıdığım için onun salonunu Vlasfront'a tavsiye ediyorum. Gerçi Egemen Hoca orada onların Jiu-Jitsu programı da var. Oraya da gidebilirler. Negatif düşünmesinler. Hani o olmaz, bu olmaz diye. Ben de aynı durumdaydım. Hani zengin bir yerden gelmiyorum. Bir şekilde yapmam lazım dedim. Hani benim Amerika vizesini almam 2 yıl sürdü. Amerika'ya gelmem 4 yıl sürdü pandemiyle birlikte. Ama yaptım mı? Yaptım, oldu. Ben Amerika gelmek benim için hayaldi. Yani. Bana Amerika niye vize versin ki? Hani imkanı yok. Ama işte bir şekilde bir yolunu bul. Bir yolunu buluyorsun. İsteyince çok istersen bir yolunu buluyorsun ve yapıyorsun kesinlikle. Yani bir şey yok. Kaldı ki hani benim kariyerim zaten Kıbrıs'ta bitiyordu. Kıbrıs'ta antrenmanda slam edildim triangle'da. Yani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Slam etmek kaldırıp bir şeyi yere fırlattığın zaman sanki biri slam oluyor. Ben de bottom'da yani alt pozisyonda triangle almıştım. Triangle'da full kapalı değildi. Top triangle'da. Arkadaşlar beyaz kuşak galiba kuralları söylemeyi unuttuk. Çocuk da 2 metre bir çocuk. Beni kaldırdı. Dedim herhalde yere beni vurmayacaksın değil mi dedim. Gözüme baktı herhalde buna smackdown mı sandı, oyun mu sandı, gerizekalı ne sandı bilmiyorum. Hani yere vurdu. Yere vurmasıyla bir kafatasın ve yüz kemikleri komple kırıldı. Hani, sanki böyle göğüs mermisiyle mermiymişsin gibi falan öyle söylüyorsa. bizim tabii ki patronun yani varlıklı bir insan Kıbrıs'ta. Yakın dönemsizin sahibi. Hasta, özellikle özel hastaneler falan var. O hastanede tabii ki ameliyatım oldum. İşte kemikleri birbirine plakalarla kaynattılar. Hala yüzümde titanyum plakalar, vidalar falan vardır hala. Yani bana yüzsüz ya bırakacağını ya da işte 1 yıl sonra ancak diril yapmaya falan başlarsın dediler. 1 yıl sonra. Ben 3 ay sonra kompetisyona çıktım yani. Yani 1 yıl Vallahi sonra dünya şampiyonasına geldi. 1 yıl sonra dünya şampiyonasına geldi. Hani bana dedi ki hani bırakacaksın değil mi artık? Çünkü yüzün kırıldı yani. Kafatası kırıldı. Öyle dedim bırakmayacağım. Yani bırakmayacağım yani. Böyle bir şey yok. Hani bir şekilde yapacağım dedim. Tabii şu an güreşirken falan hani oradan fazla pressure almamaya çalışıyorum genelde. Yani mümkün mertebe gardır geçirmeye çalışıyorum. Çünkü gard geçirirse oradan bir shoulder pressure gelebilir. Ama yani gerçekten çok önemli değil. Artık yani maşallah şu an için iyidir. Yani, daha iyidir. sağlamlaşmıştır Sağlamlaşmıştır şu an için. Ama yani geri korkuyorum tabii. Şey lazım, bir maske yaptırmak istiyorum bir antrenman için. Özel kostüm maskeler falan var. ya bunu Yani yapan adam da sen şimdi adama diyorsun ki ya vurmayacaksın değil mi diyorsun. Adam sonra da vuruyor. Sonra da pişman oldu mu bu adam ya üzüldü mü? Ne saçma sapan bir şey. sonra da Diogo'nu kovdu sınıftan. Zaten bir patron çok zengin olmasına rağmen onu ailesine paranın yarısını ödettirdi. Hani cezalı şey olarak artık ne bilmiyorum. Çünkü o kaza değil. Kaza olsa anlarsın dersin ki ne yapalım kardeşim dersen. Mesela düşer falan filan. Ya aslında hani video görüntüleri falan alsan direkt mahkemeye falan da bir ay verirsin de yani Yani. geçti artık bitti. Çok da düşünmek istemiyorum. Zaten unutabileceğim bir şey değil. Her akşam yastığa başımı koyduğumda o videoları yüzümde hissediyorum yani. Onu yaşıyorum artık. Valla büyük geçmiş olsun kardeşim. Yani Yani. baya büyük bir şanssızlık mı diyelim artık sınav geçirmişsin yani. Ama onunla Hatta onunla beraber alakalı buyur. bir post gireceğim Instagram'a zaten. Benim bir şeyleri falan var. Bir post gireceğim onunla alakalı. Ya çünkü bana herhalde Jiu-Jitsu tarihindeki gerçekleşmiş olan ilk üç büyük sakatlıktan bir tanesi herhalde. Bir tane satmış önde bir çocuk. Yok satmış önde değil. O Fight Sport'ta bir tane çocuk var Benjamin diye. Yani omuriliği kırıldı. Hani Allah bir Evet, şey göstermek bayağı için. büyük olay Gerçi olmuş. Hatta kaldı. Henry Gracie onun hakkında şey falan yaptı, değil mi? O değil, o O değil mi? başka. Bu Fight Sport, Cyborg'ların çocuk, hani kahverengi kuşak dubaya geleceği parlak çocuk, antrenmanda işte omuriliğe zarar görüyor, çocuk felç kalıyor. Onun sakatlığı bayağı büyük sakatlık. Onun haricinde de yani kafada kırılan yüz kemikleri kalan Jiu-Jitsu'da başka birisini tanımıyorum ben de başka. Yani Bak varsa da çok bilmiyorum. büyük. Hepsi Yani ben de böyle bir şey duymadım. Ya benim başıma en büyük gelen sakatlar bir tanesi. Üç tane kaburga kemiğim aynı zamanda kırılmış ama kaburga kemikleri kırılıyor insanların. Bütün kafatası kırılmıyor yani. Hele ki böyle bir olayda yani oluyor. Bazen insanlar salaklık yapıyorlar falan filan ama böyle yani gaddarca bir şey. Çok saçma bir şey yani. Gerçekten ya yani oldu. ya. Sıkıntı zaten bir de yüz kemikleri de göz çevrelerini sıkıştırmıştı.
Hani gözümü kaybetme ihtimalim de vardı aslında orada. Zaten neyse yani diğer gözümüz de çok iyi görmüyor da. Hani. Neyse Yani. onu atlattık. Onu atlattıktan sonra dedim ki hani yani ya da 3 ay sonra maça çıkmam zaten işte ameliyattan sonra. Biraz tehlikeliydi ama çıktık. Yani çıktık maça. Kardeşim ya sonuçta ben şuna O da inanıyorum. Her güzel şeyin oldu bir yani. sebepten ötürü olduğuna, her şeyin bir nedenin olduğuna ben inanıyorum. Yani senin bayağı büyük bir sınav olmuş senin için, ama bir taraftan da düşünsene ya, şimdi insanlar bana mesaj atıyor. Baştan adam daha bir şey denemeden adam ben kaybettim moduna giriyor. Bak işte Süleyman Nikelsin dinleyin, adam neler geçirmiş. Ne konuları beklemesi gerekmiş. Bir sürü zaman harcamış. Yani insanlara motive olabilecek büyük bir hikaye olmuş aslında bir tarafta. Belki de ileride işine yarayacak bir şey olabilir. Kim bilir yani, öyle değil mi? Bir de şu da var yani, senin bu geçirdiğin pek çok bazı mesela zorluk diyelim, zorluklar dışında sana önüne kapı açan insanlar da olmuş ama. Öyle değil mi? Yani bir yere gidiyorsun mesela, adam sana diyor ki ya sen buraya gel, yap idmanını. Veya işte seni davet ediyorlar vesaire. Peki sence Tabii. Onlar da senin oldu. farkın neydi yani? Neden mesela sana insanlar bunu yaptılar? Allah yani şimdi jiu-jitsu dünyasında olaylar birazcık hani şeye değişiyor. Ya çok iyi adamsındır, tamam mı? Çok gerçekten çok iyi birisindir. Böyle etrafa pozitif enerji yayan birisindir. Her yere girersin. Ya da jiu-jitsu iyidir. Yani jiu-jitsu iyiyse yani çok da böyle karakter olarak böyle bazı kötü özellikleri de varsa insanlar onu görmezden gelebilir. Ben de ikisi de yok. Yani jiu-jitsu da çok iyi değil. Sorry. My No worries, bad, my fault. Brazilians. Okay. Herhalde işte annemizin duası mı diyelim, şansı mı diyeyim, ne diyeyim. Yani zaten ilk gittim spor salonunda, bana kapıyı açan spor salonunda. Onlarla antrenman yaptım. Mavi kuşak olarak demek ki ona bir antrenman verdiğim için onun da salonu yeni bir salondu. Kompetisyona ihtiyacı vardı. Demek aldı beni. Yani Amerika'daki işler şöyle dönüyor yani. Kimse kara kaşın kara gözün iyi deyip de seni kucak açmıyor. Amerika'da biraz da kaşe çıkalı çıkışı burada. Hani şey değil. Tabii ben onlara verdim. Onlar bana verdi. Böyle oldu yani. Ondan sonra işte Kur'an Team'e gittiğim zaman orada da oradaki insanlara antrenman verebilecek. Hani sert antrenman yapabilecek birileri lazım. Çünkü oraya antrenman yapıp da gelen ilk gün iki gün bir gün iki gün antrenman yapıp daha hiç gelmeyen insanlar da var. Hani Evet. burada da adamın durması birazcık zor. Hani durmuyorlar anti salonda çünkü dayak var yani salonun içerisinde. Bildiğin. Ya doğru, Yani çünkü dayak yani atıyorlar yani. bunu benim sorma sebeplerinden bir tanesi, özellikle seyirciler için de söyleyeyim. Bana yine arada mesaj atan arkadaşlar oluyor. Haklısınız, evet, Jiu-Jitsu, MMA falan pahalı olabiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra bana diyorsunuz ki işte ya hocam işte ben böyle böyle param yok, nasıl yapacağım, işte nasıl gideceğim idman, ben şuraya gitmek istiyorum falan filan. Hani belli ki bir şey istiyorsunuz siz gittiğiniz salondan, ama yani Süleyman da dediği gibi ya, iyi bir insan olacaksınız, iyi bir atlet olacaksınız. Yani siz kendiniz iyi olduğunuz zaman bazı kapılar önünüzde açılabiliyor. Çünkü benim de önümde bazı abiler zamanında bazı kapılar açtılar. Açmasalardı ben jiu-jitsu yapamazdım şu anda. Öyle o kadar temiz söyleyeyim sana. Adam bana gi verdi. Benim alacak param yoktu. Rash guard verdi. DVD'ler verdi kendimi geliştireyim falan filan diye. Böyle adamlar sayesinde ben sporda devam edebildim yani. Ama adam da bir şey Ya görmüş şu ki yapıyor. Aynen dediğin gibi yani, Türkiye'de bile bence bir yere kadar kara kaş kara göz yani. tabii yani, ama şimdi ben ilk mesela Las Vegas'a gittiğimde Haliç'te o küçük salonda oradaki insanlar bana çok yakın davrandılar. Hatta isim de vereyim burada. Ata, Irmak, Soner abi, Can, Egemen. Hani adını söylemeyi unuttum birileri de varsa hani gerçi bunlar kemik ekipti. Bana çok iyi davrandılar, yani kapı açtılar. Herhalde anladılar yani Anadolu'dan geldiğimi. Hani böyle olayları tam kavrayamadım anlatmış olabilirler. O yüzden bana kucak açmış olabilirler. Hani her şey başka, insanların konuşması birbirine yaklaşımı başka. Yani Karadeniz'den gelmişim, Samsun'dan gelmişim. Tamamen başka bir kültür, hani Türk kültürü ama birazcık da hani olaylara bakış açım birazcık farklı. Hani Samsun'dan geldiğin için. Hani o güzel oldu onlara tanışmam. Ondan sonra da mesela ben buraya şey gelmeden önce, buraya gelmeden önce gittim bir ay satmış önden antrenman yaptım. Yani birbirimizi tanıyorduk ama tam böyle internetten falan gidip tanıştım bir ay. Yani bana karşılamaları, teknik anlatmaları, göstermeleri, hani yolculamaları, yani şunu yap, kumaşlı bunu yap, onu yap, taktik olarak her şeyi ayarlamamız. Orada bir ay çok iyi faydası oldu bana giy antrenmanı. Ki giy de yapmıyorlar. Aslında benim için giy yaptılar orada yani. Giysini giydi, özgür giysini giydi. Benimle antrenman yaptılar. Kaan.
Ona keza hani o da, oradaki insanların bana kucak açması yüz yapmam için beni de motive etti. Hani sen sanmasınlar İstanbul'dakiler bize ciddiye almayacaklar. Gitsinler kapıyı çalsınlar görsünler gayet de herkes çok iyi insanlar. Onlara da destek çıkarlar. Öyle düşünüyorum. Hani Türkiye'deki kısmı o şekildeydi. Amerika'daki kısmı birazcık daha şey oluyor yani play the game. Yani oyunu birazcık daha farklı oynaman gerekiyor Amerika'da. Çünkü burada var olabilmen bu insanların arasında da Brezilyalıların arasında zaten girmek. Yani girersin ama işte yani dil bariyeri var. Amerikalılara göre de sen hani immigrantsın. İyi jüris yapman gerekiyor o yüzden kendi kabul ettirmen için burada. Yani iyi jüris yapman gerekiyor kendi kabul ettirmen için. Ben de onu Peki yapmaya sen çalıştım. şeyini nasıl geliştirdin? Dilini falan yani dil nasıl öğrendin? Daha önce de İngilizce konuşabiliyor muydun? Daha önce böyle ufak tefek İngilizce konuşuyordum. Tabi burada kendimi bayağı bir geliştirdim İngilizce konusunda. Burada çok şu ciddiye almıyorlar. Benim mesela ilk ders vermeye başladığımda mor kuşakken bu sabah dil dersini veriyordum Brooklyn'de. Millet böyle denildiğimi böyle zar zor anlıyordu ama tekniği anlıyorlardı. Hani insanlar burada şey o konuda hani Brezilya'dan dolayı kırık İngilizce ile cüz söylemeye alışıklar. Evet. Evet, ben Ama de burada fark tabii ettim. tabii burada benim hiç yani çoğunluklu Türk arkadaşım olmadığı için evet, Amerikalılar ya da benim gibi göçmenler olduğu için önce İngilizce konuştum. O yüzden de gelişiyor İngilizce. O yüzden de gelişiyor İngilizce. Az önce Evet. senin dediğine geliyor herhalde. Mecbursun çünkü yani. İyi de geliştirmek zorundasın yani. Mecbursun. Burada şey yapacaksan mecbursun yani. Süreç yani buradaki Amerika'da kalacaksan dili öğrenmen gerekiyor. Yani o yüzden senin için bayağı zor olur her şey. Yani Ya Süleyman. bilmiyorsan da öyle bir problem yok. Doğru söylüyorsun. Bir konuda sana sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar ben senin kendi karakterinle veya işte alışkanlıkla vesaire ilgili bazı pozitif şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum ki dinleyen insanlar özellikle gençler falan bir şey yani sen de gençsin de hani anladın sen ne demek istediğimi insanlar bir Daha şeyler gençler ha. daha da gençler bir şeyler öğrenebilsinler vesaire ama gel biraz Tabii. da başka bir açıdan bakalım bu olaya hani biraz da Bakalım. işin öbür tarafına yani sence mesela Türkiye'ye ben bakıyorum tamam mı? Türkiye'de büyük potansiyel var. Çok iyi atletler var, genç yetenekler var vesaire vesaire. Ama mesela biz Amerika'da veya herhangi bir yerde olduğu kadar belki büyük isimler çıkaramıyoruz. Veya senin gibi insan mesela Türkiye'de az parmakla sayılacak kadar vesaire. Sence peki bu arkadaşlar neyi yanlış yapıyorlar? Sen özellikle gidip de Amerika'da mesela idman yaptıktan sonra orada yapıldığını görüp bak bu çok iyi bir şey değil de Türkiye'de görmediğin şeyler neler? Şey kısmı, hedef koyma kısmı. Buradaki Amerikalıların birbirini popoflama olayı var. Hani çünkü sen yani en iyisisin, onu yap, bunu yap. Adam kendine hedef koyuyor. Adam Instagram'ına yazmış ki 2024 West Coast Adidas Trials. Daha gerçekleşmedi bile. Şampiyonuyum yazmış. Daha gerçekleşmedi ama adam bir üstüne koymuş onu. Ben buyum diye. Hani hedefi koymak gerekiyor. Büyük düşünmek gerekiyor. Düşündükten sonra başlamak gerekiyor. Hani bizdeki olay birazcık çok like, sözde kalıyor. Yani sözden çok icra dökmeleri gerekiyor. Okey, salon yok. Benim yaptığım gibi aç YouTube'da şu an inanılmaz teknikleri var. Ben hani başladığımda öyle saçma sapan teknikler vardı. Hangisi hangisi kötü onu ayırabilecek böyle kapasitem de yoktu o zamanlar. Öyle tecrübem de yoktu. Şu an inanılmaz teknikler var. Gelsinler Atos Online YouTube sayfasına baksınlar. Art of Jiu-Jitsu YouTube sayfasına baksınlar. Beğitim'in sayfasına baksınlar. Ondan sonra Lately Giles'ın YouTube sayfasına baksınlar. Ondan sonra Jonathan Thomas'ın YouTube sayfasına baksınlar. Bak 5 kişi saydım. Bu 5 kişinin YouTube sayfasında yani kendilerini ben şöyle söyleyeyim mor kuşaklarda bir akı çıkartabilirler yani. Ya Çünkü hani haklısın. Jiu-Jitsu'da her şeyi bilmene gerek yok. Evet. Her şeyi bilmen gerekiyor ama yani birkaç tane go-to tekniğin olacak. Guard oyunun olacak. Orada hepsi var zaten. Hani oranın üzerine kendileri koyabilirler. Kaldı ki şu an online platformlarda DVD satılıyor. Okay, pahalı olabilir. Pahalı olabilir. Ama bu internet üzerinden bedava indirim olayları falan var. Ben bilmiyorum. Bu gençler daha iyi bilir. Bir yerden indirebilirler, bulabilirler, çalışabilirler. Ya Ondan şimdi sonrasına evet. bakarlar. Bayağı bir kaynak var Sıkıntıdan kardeşim sonrasına ya. Biz bakarlar. eskiden ilk başladığımızda Çin'deyken falan ya bir kere bir video izlemek yasak değil de günah da anlıyor musun? Yani hocam falan duyarsa ya ben videodan şunu izledim bunu deniyorum falan dedi. Azar işi diyordun yani öyle bir zamandan başladık biz Jiu-Jitsu'ya. Biz oturup da Tabii. not alıyorduk study falan yapıyorduk. Mesela bulabildiğimiz bir anca Ryan Hall'un bir gidip birkaç DVD'si falan vardı veya dediğin gibi bazı Bilmiyorum. videolar vardı. Bunlara Şence'nin bakıp not falan vardı. alıyorduk. Heh. Ve insanlar bize deli gözüyle bakıyor. Ya bunlar manyak yani ne yapacak? Yani böyle ne not alması böyle saçma şey olur mu? Gözüyle bakıyorlardı biliyor musun? Şimdi böyle bir şey yok artık yani. Artık
İyice nerd spor oldu. Her yer bilgiyle dolu. İstediğin kadar yani her şeyi bulma Tabii. şansın var şu anda. Hele ki dediğin gibi gençsen, biraz bilgisayardan anlıyorsan bitti yani. Bütün aradığın her şey internette yani. Bulabilirsin. Hatta hakikaten hocam yani YouTube'da izlenebilecek güzel kanalların, Juice kanallarının alakalı bir video yapıp da insanları bilgilendirirsen onlar Evet. da nereye gidip bakabileceklerini, saçma sapan yerlere gitmezler, bakabileceklerini bilirler. Tek tavsiye, eğer beyaz kuşaksan bir videoyu 6 kere izle. Mavi kuşaksan aynı videoyu 4 kere izle. Mor kuşaksan aynı videoyu 3 kere izle. Yani ben kahverengi kuşağım, aynı videoyu üçüncü kez izlediğimde daha yeni şeyler öğreniyorum. Hani bir kere izleyip geçmesinler. Hani sabırlı bir şekilde oturup izlesinler o videoyu. Ondan sonra işi çalışmaya döksünler. Tabii imkanları varsa İstanbul'a gitmek gibi, İstanbul'a taşınmak gibi ya da Cüs'ün olduğu bir şehre taşınmak gibi yapsınlar. Şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlarım bana bazen yazıyor. Artık Türkiye gel de bize şu gizli teknikleri göster. Yani ne çalışıyorlar onlar falan. Ben sana söyleyeyim ki yani herhangi bir fark yok. Herhangi bir fark yok. Ben şu an bir şansım olsa evet, yani Türkiye'deki Jiu-Jitsu olarak 60 önde antrenman yapsaydım ben şu anki olduğumdan daha iyi bir seviyeye gelebilirdim. Çünkü burada hani antrenman metodum hala old school. Yani eski kafa antrenman metodu. Gir 10 dakikadan 10 rad antrenman yap bam bam bam. Hani hiçbir şekilde spesifik olarak belli pozisyona odaklanma işte şuradaki giyotin eski evim kötü hadi ona odaklanalım. Hani pozisyon olarak satmışından başlayıp kaçmaya çalışalım. Hani burada öyle şeyler yok. O tarz antrenman yapan benim bildiğim kadarıyla Daner, B Team, Maybe Mendez Brothers. Onlar bir Atos. Belki Maybe Checkmate Headquarters. Yani Base Salon vardır yoktur. Burada başka lokal gymler var yani. Onlar da yeni şeyler denemeye başladılar burada. Aslında lokal gym de değil. Yani burada standart jujutsu var. Virginia'da galiba ya da bir yerlerde. Onlar tamamen böyle position spar yapıyorlar. Yani yeni şeyler Biz de deneyenler yapıyoruz falan ha. var. Bak Midwest yolu düşen olursa biz de yapıyoruz. Aynen. Yani çoğu salonda burada gösterilenle Türkiye'de gösterilen aynı. Hani onu dert etmesinler. Hani buranın tek farkı sadece antrenman yaptığın adamlar world class kompetitör olunca sen de kendi seviyeni ona göre adapte etmen gerekiyor mental olarak. Otomatik olarak zaten gelişiyorsun. Ama eğer ki iyi bir şekilde antrenman yaparsan, öyle akıllı antrenman yaparsan o seviyeye gelmen çok zor değil gelirsin. Hatta geçersin de. Gördünüz yani hani Yiğit geldi burada adaptta. Yiğit Hanay. Özgür Anay kardeşler. İkisi çok yani efsane jiu-jitsu var. Yiğit'i gördüğün adam Edat'ta, Kaveren Kuşak'ta yorulmadan dünya şampiyonasını aldı adam. Yorulmadı yani gözünün önünde. Bu Doğru adam milyarlarla söylüyorsun. antrenman yaptı. Ya Yok. peki sence o zaman şöyle mi diyorsun? Hani yani mesela atıyorum Amerika'daki salonların kişiden bahsetmiyorum ama salon Türkiye'ye olan salonlara görülen yani kesinlikle üzerine konuşabileceğimiz belki tek avantajı orada daha çok siyah kemerin olması, daha çok kompetitör olması vesaire. Onlar seni yani üst şeye çekiyorlar biraz ama sen orada da mesela atıyorum Amerika'ya gittin ama doğru karaktere veya doğru disipline, çalışma prensibine sahip değilsin. Yine çakacaksın o zaman. Tabii. Değişen bir şey yok. Efendim, gittiğin yere kafanı da götürüyorsun. Aynı mente kafa yapısını götürürsen değişen hiçbir şey olmayacak. Her şeyi değiştirmen gerekiyor. Hani antrenmanı ben burada çok world class kompüterleri antrenman yaptım. Hani bazen teknik konuşuyoruz. Mesela çok popüler olan bir teknik mesela hani New School dediğimiz olaylardan bahsedeyim. Adam haberi bile yok onun. Hani bazılarının haberi bile yok. Hani adam hiç ilgilenmemiş bile. Hani siyah kuşak Nogi World Champion Adult. Yani 3 kez, 4 kez olmuş. Daha geçen yıl başladı. İsim vermeyeceğim de. Adam da geçen yıl başladı o saddle'lara, leg lock'lara 50-50. İşte heel exposed'dur, saddle'dır, backside 50-50. O ya da leg lock defansı. Adam geçen yıl başladı daha. Bu adam 3 kez siyah kuşak dünya şampiyonu. Hani şey sanmasınlar. Bu adamlar o her videomu izliyorlar. Bazen de ego var mesela. Adam Adana'nın tekniği ya da o Cahil'sin tekniği. Adam yapmıyor yani mesela. Şimdi artık o işler birazcık da yavaşladı. Herkes yapmaya çalışıyor. Ya peki bu ego konusunda orada senin bulunduğun yerde durum nasıl? Özellikle yani yurt dışını bilmeyen arkadaşlar için şu konuda özellikle hocanın öğrencilerle olan ilişkisi vesaire. Mesela cross training yapabiliyor musunuz? Hocan seni cezalandırıyor mu? Sen nasıl başka salona gidersin diye. O sadece burada Hands Gracie salonlarında var. Yani Hands Gracie antrenman yapan adam başka antrenman yaptığı zaman onlar problem yapabilir. Ama diğer salonlarda pek bir problem olduğunu görmedim o gibi konusunda. Yani bazen hani buradaki siyah kuşaklarda herkes daha... Mesela ben Kur'an Terim'e ilk gittiğimde ilk 3 ay köşede oturdum. Kimse benimle antrenman yapmıyor. Sadece Joe'a benimle antrenman yapıyordu.
İşte birkaç tane arkadaşım var, onlar yapıyordu. Diğer silah kuşakları kesin ön antrenman yapmıyordu. Allah Allah. Ya bir kez antrenman yaptılar. Bir kez rol yaptılar. Daha yapmadılar. Yani çünkü bilmiyorum nedenini. Hani belki maça yakın daha farklı şeyler üzerine çalışıyorlar, bilemem. Ama zamanla kabullendiler beni. Yani zamanla kabullendiler. Ya peki sen şeyin idman programı nasıl şu anda? Yani günde kaç defa çalışıyorsun? Çünkü sen bir de ders de veriyorsun çünkü senin ekstra sorumluluğun da var. Nasıl ayarlıyorsun? Nasıl bir programla dengeliyorsun? Şöyle söyleyeyim. Sabah 10'da bizim pro antrenmanımız var. Miyav öğrenciyimde. Sabah 10'da 11.30 kadar sonra da pro antrenman yapıyoruz. Pro antrenmanımız işte ilk 5 dakika, ilk 20 dakika drill geçiyor. Serbest drill. Kimse kimsenin yapacağını göstermiyor pro antrenman. Yani belli bir şeyde olman gerekiyor öyle gelmek için zaten. Ondan sonra 8 dakikadan 9 round, 8 dakikadan 10 round, 6 dakikadan 10 round antrenman yapıyoruz. Ondan sonra soğuma drilleri. Ondan sonra geliyorum Manhattan'a. Saat 1'de, öğlen 1'de dersim var. Onu veriyorum. Akşam 5.30'da dersim var. Onu veriyorum. Ondan sonra tekrar salona gidip 4'de akşam 7 advanced dersi var. Ona katılıyorum. Gün içerisinde ekstra bir ya da ağırlık kaldırabilirsem kaldırıyorum. Bu benim programımdı. Bu zamana kadar. Bir programda herhangi bir fayda gördüm mü? Tabii ki gördüm. Geliştim mi? Geliştim. Ama daha farklı metotlara daha fazla gelişebileceğimi düşünüyorum. Şu an antrenman sistemimi değiştirmeye bakıyorum, değiştiriyorum. Hani en sonki Nogi Words'dan sonra da antrenman pro antrenman yapmadım hiç. Şu an işte bu salonun sahibiyle de kendi pro antrenman grubumuzu kurmaya çalışıyoruz. Bu önümüzdeki yıl başlayacağız. Ocak ilk haftası başlıyoruz. Antrenman programım yani, çoğunlukla pozisyonel sparlara bakacak. İşte benim turtle, side control, mount, back, head squat, front head lock, Dars, guillotine, reverse deliverable, işte inversion, hep positional training. Bu işte oyunlarımızdaki delikleri kapatma adına ya da passing'de split squat'a gelmek istiyorsun. İşte bunun üzerine çalışacağız. İşte olası reaksiyonları konuşacağız. Olası pozisyonları konuşacağız. Bunları üzerinde tartışacağız. En iyisi neyse ona karar verip oradan antrenmana başlayacağız. Hani sadece 10 dakikalık round ya da 8 dakikalık roundlarla sadece sertleşiyorsun. Hani böyle antrenman yapması zor bir adam oluyorsun. İyi yani, ama olayı birazcık da juice, birazcık daha böyle şey taktikli game. Birazcık daha farklı diğer sporlara göre. Her sporun kendisi özellikleri var ama teknik olarak daha fazla gelişmek için kendimi antrenman metodumu değiştirmek istiyorum. Hani aslında poada training, biz bu poada diyoruz. Yani poada training derse positional training, positional training'e odaklanmak daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Ki zaten deneyenler faydasını görüyor. O yüzden Miyaların salonuna daha az gidip kendi pro antrenmanlarımı burada kontrol edip arkadaşlarımla antrenman yapmak daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakacağız. Anlıyorum. Peki sence hocalık yapmanın sana faydası oluyor mu? Competitor performansını yani müsabak performansını. Şöyle oluyor. Öğretirken öğreniyorsun. Böyle bir gerçek var. Yani tekniği anlatırken, tekniğin içinde anlatırken o arada yeni bir detayda keşfedebiliyorsun. İşte ben close guard'dan Andrek. Ne zaman bu close guard'dan Andrek öğrensem, Gi'de, Nogi'de, orada yeni bir detaylar hep geliyor. Hani bir de ne kadar mesela close guard benim mesela favori oyunum. Close guard. Yani armbar benim favori submission'ım. Burada ne kadar öğretmek için özgüvenim de olsa derse girmeden önce bir study yapıyorsun. Çünkü en iyisini öğretmek istiyorsun. Bu da sana bir ekstra bir sorumluluk katıyor. O sorumluluk sayesinde study yapıyorsun. Study yapınca da daha fazla öğreniyorsun. Tabii kendini de hani, tabii yani sadece study yaparak da cüsü gösteremezsin. Belli bir altyapı temeli olması gerekiyor. Yani ben sadece study yapmadan da ders veririm. Kendi repertuarımda. Ama olayı perfect edebilmek için bazı kaynaklardan faydalanman gerekiyor. Ki bunu herkes de yapıyor. Hani üniversite gidiyorsun, profesörü sana ders anlatmadan önce bir önceki gece üniversitede çalışıyor sana gelmeden. Hani işi sorumluluğunu bilen hoca böyle yapar. Benim bildiğim kadarıyla. Kardeşim, o zaman sana son bir soru sorayım. Buyur Bu abi. en kilit soru şimdi geliyor. Mike Tyson mı döver, Royce Gracie mi? Tyson'ı döver, Horace Grayson'ı. Benim en çok Yani. küfür yediğim soru. Bu Horace döver ya. Bence de temiz döver. Hoş döver ya. Kardeşim Yani. ya Bir de çok şimdi buyur.
Yani hoş da ver bence, bilmiyorum. Ya, Dövmeli, çünkü ben jiu-jitsu yapıyorum, hoş dövmeli yani. belki de kayırıyor o Ben zaman. döverim, 10 dakikada nakavt ederim. 10 saniye nakavt ederim ben. 10 saniyede bir almaz yani. Nakavt ederim de nakavt ederim falan. Öyle. Aa, çok iyi. Kardeşim ya, seni bayağı zaman aldı. Çok teşekkür ederim Yok, ne geldiğin demek. için. Aa, son bir söylemek istediğin takipçilere, hayranlarına vesaire bir şey var mı? Aynen de şunu söyleyeyim. Antrenman bu kısmı bence %50'lik kısmı. Hani nasıl antrenman yapacağız, nasıl geleceğiz diye merak ediyorlar. Competition kısmı %50'lik kısmı. O mental game, hani mental toughness diyorlar. O %50'lik kısmı. Hani Türkiye'deki insanlar genelde antrenman kısmına odaklanıyor ama bunun bir de maç kısmı var. O farklı bir şey. Onu da buraya gelince yüzleşiyorlar. Onu söylemek isterim. Okulun üzerinde çalışsınlar. Onun haricinde takım çok önemli. Ben burada çıktım, bütün maçlara yalnız çıktım. Yani kimse yoktu. Bir şekilde aslında benim için faydası oldu. Beni biraz itti yani daha yapabilmek için. Bu en son bir turnuvada Yiğit de Özgür köşemdeydi. İlk defa bir turnuvada kendimi yalnız hissetmedim. Efsane bir şeymiş. Yani onlar bana böyle Türkçe konuşuyorlar. Türkçe oradan koçluk yapıyorlar falan. Ben aynısını yapmaya çalışıyorum. Dedikleri kimse anlamıyor ne konuştuğumuzu falan. Güzel bir hissiyattı. Yani inşallah daha fazla turnuvalara beraber gideceğiz onlara zaten. Yani öyle söyleyeyim. Takımlarına bağlı olsunlar. Hocalarına güvensinler. Devamlı araştırsınlar. Bu kadar. Sadece kendilerine yazsınlar. Yaparlar yani. Kardeşim çok iyi anlıyorum seni. Özellikle Türkçe destek olması falan konusunda. İnşallah seni bir gün mat üzerinde veya turnuvalara falan görme şansımız da olur. İletişimde kalalım kardeşim. Ağustos'ta Wordmaster var. Let's go. Aslında yapalım ya. Bak iyi olur. Ağustos'a kadar zaman da var. Olabilir vallahi. Let's Tamam. go. Görüşürüz. Çok sağ olasın. Çok sağ ol kardeşim. Seni çok yani çok güzeldi seninle bugün konuşmak. Ben de bayağı bir şeyler öğrendim. Ha, iletişimde kalalım kardeşim. Kalalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sana karşım. Eyvallah.